Nisa suresi 76'da Cenab-ı Allah diyor ki, iman edenler şeytanı Allah'a sığınırım, Allah yolunda mücadele ederler. Neymiş? Sırf namaz değil, Allah yolunda mücadele ediyorlar. Ömür boyu. İnkar edilirse tağut yolunda, deccal yolunda savaşırlar, mücadele ederler, gayret ederler. Deccaliyete hakim etmek için mücadele ederler. Öyleyse şeytanın dostlarıyla mücadele edin Allah diyor. Gayret edin, mücadele edin. İlimle, irfanla. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Nasıl? Darwinizm görüyorsunuz. Son derece güçsüz. Gayet kolay ilimle, irfanla etkisiz hale getirebiliyoruz. Çünkü şeytan dalga geçiyor insanlarla. Siz diyor çamurdan tesadüfler sonucu oluştunuz diyor. İlk atanız mikrop diyor. Aa diyor adam hakikaten ya doğru söylüyor diyor. Yani. İsa, Eyüp ve Yunus ve Harun. Ne güzel peygamber isimleri ya. Maşallah. Acayip hoşuma gidiyor bu ayet olarak okunduğunda. Mesela Yakup, Yakup diyor. Yakup, çok güzel be Yakup. Davut, Davut. Evet. Şeytan Allah'a sanırım. Elçilerden sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın diye gönderdim diyor Allah. Yani sonra hani haberim yoktu, bilmiyordum, etmiyordum demeyin diyor Allah. Onun için özellikle gönderdim diyor Allah. Şeytan Allah'a sanırım. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa. İsa gerçekten öldürük demeleri nedeniyle de onları diyor ceza verdik diyor. Oysa İsa Mesih'i, İsa İbni Meryem'i öldürmediler diyor Allah. Ve onu asmadılar. Maselebe diyor Allah. Asmadılar. Ama onlara bir benzeri gösterildi. Onun gibi bir insan gösterildi diyor Allah. Cenab-ı Allah. Bir tek İsa Mesih için geçiyor bu ayet. Bütün peygamberler Allah öldü diyor ölene. Bir tek İsa Mesih için. Allah diyor kesin bir şüphe içindeler diyor. Onların zannı oymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yok diyor. Onu kesin olarak öldürmediler diyor Allah. Ma kateluhu diyor Allah. Katletmediler. Bir daha vurguluyor. Sırf İsa Mesih'e ait bir özelliktir. Allah yemin ediyor kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak hiç kimse yok. Hepsi iman edecekler diyor Allah. Ancak İsa Mesih'in inişiyle olur bu. İnşallah. Kıyamet günü o da onlara şahit olacak diyor İsa Mesih. Hepsi toplandığında hepsine şahit oluyor. Evet. Mehdi'yi aşağı yukarı tahmin ediyoruz. İstanbul'da, Türkiye'de yere belli olabilir. Fakat Mesih kendini çok iyi gizliyor. Evet, evet. Yani göremiyoruz. Yani şu ana kadar göremedik. Fakat Mehdi belli oluyor kokusundan. Tabii. Alametlerin belli oluyor. Ne kadar çırpınırsa çırpınsınlar belli oluyor. İnşallah. Alametler çok yoğun kardeşim yani. Bir tane iki tane ben çok büyük mucize ben Mehdiyet'in böyle zuhur edeceğini bilmiyorum. Ya bir alamet olur, iki olur, üç olur, dört olur, beş olur, on olur, yirmi olur, otuz olur, 300 alamet olur mu ya maşallah. Maşallah. İnce ince ya, ince detaylarına kadar kaşı şöyle gözü böyle şurada çıkacak, burada çıkacak, böyle olacak. Çok büyük mucize. Resulullah'ın mucizelerini saklamasınlar. İnşallah.